Business Channel Türk'te anlatacak çok şey var diyoruz ama aslında gösterecek çok şeyimiz var. Böyle şıkır şıkır boncuklar arasında harika bir gezi yapacağız. Konuğum Ece Gümüş. Hoş geldiniz sevgili Ece. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ece'nin markasının adı Cinco. Cinco de Junio, evet. Kısaca Cinco. Cinco, evet, kısaca he? Cinco. İnternetten de ulaşabiliyoruz evet, ağırlıklı olarak zaten. Ve çok özel tasarımlar var. Biz bunlara marjinal mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Marjinal diyebilirsiniz. Kesinlikle klasiğin ve alışagelmişin dışında olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu şekilde bakın mesela kristal parçaları renkli boncuklarla kombinliyoruz. Telefon onu kaldırabilirsiniz var, şöyle. Müthiş bir kombinasyon ve kişinin adı olabilir. Eğer hediye verilecekse yakın bir akranın isminin baş harfi olabilir. Benim de G küpem var. Bu söyleşi sırasında takayım bari onu. G. Doğru tarafta mı? Doğru evet, mu takıyorum? Doğru. Canlı yayında takı takılıyor. Küpemi de takayım. Çok yakıştı. Çok teşekkür ediyorum. Tek başına bunu takmak lazım herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Başka hiçbir şey takmamak gerekiyor. Çok yakıştı. Yani çok hoş buluşlar bunlar. Çok tek başınıza mı yapıyorsunuz bütün tasarımları? Tek başıma yapıyorum Gülgün Hanım. En başından beri tek başımayım bu yolda. İnşallah güzel bir şekilde devam edebiliriz. Kaç sene oldu? 3 sene oldu. Neredesiniz? İzmir. İzmir'deyiz. İzmir'desiniz. İzmir'den ta İstanbul'a sırf bu olağanüstü tasarımları sizlerle buluşturmak için geldi. Başka neleriniz var? Mesela küpeler görüyorum orada, çok değişik. Mesela sizin kulağınızdaki gibi küpelerimiz Texas Collection'dan. Bu hani çok boyutlarının büyük olmasından ismi geliyor. Kocaman bir yıldız mesela, bu kolye de o şekilde. Bu Texas Collection kapsamında kişiye özel harflerle de üretim yapabiliyoruz. Ece Gümüş'ün EG'si gibi mesela. Buraya ben size özel olarak en son koleksiyonumuzu getirdim. Daha kimse görmedi. Doll Collection. Bebek ayakkabılarını zincirlerle birlikte kombinledik. Çeşitli ayakkabılar evet, var. Evet. Üzerinde minik minik ayakkabılar var. İnşallah peki bu ayakkabıları beğeniriz. Nerede yaptırıyorsunuz? Bunlar tamamen koleksiyon ürünüdür. Gerçek oyuncaktır aslında bunlar. Oyuncak mı bunlar? Oyuncak, evet. Aa, oyuncakçı mağazalarına gidip bütün küçük ayakkabıları evet, topluyoruz boynumuza takmak için. Aynen Gülgün Hanımcığım. Telefon kaplarımız var. Zaten bu işe ilk telefon kaplarımızla yola çıktık. Daha sonra ürün yelpazemizi geliştirdik. Anahtarlıklar. Yine Doll Collection'da da anahtarlık olacak. Bu anahtarlıkları müşterilerimiz çanta süsü olarak da kullanabiliyor. Kişiye özel çalışmalar yapıyoruz yine. Bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi bu boncuklar kıymetli boncuk aslında değil mi? Taşlar, camlar ya da yarı kıymetli diyebiliriz. Lazım. Kristal kesinlikle hepsi. Mümkün olduğunca en kaliteli malzemeleri kullanıyorum. Ama yine de fiyat olarak ulaşılabilir olması için çok da yukarılara çıkmıyoruz. Herkesin kullanması beni çok mutlu eder ürünlerimi. Evet. Kolyeler de çok güzel. Alabilir miyim bir tabii tanesini? Tabii ki. Buyurun. Bu zincirleri herhalde doğal olarak bulabiliyoruz. Yani evet, şu güzelliğe bakın. Rengarenk ayakkabılar. Yaz renkleri ve spor kıyafetlerle şahane evet, bir uyum. Neden olmasın? Bunun üretimi kışındı aslında ama sizin evet, dediğiniz gibi yazın biz bu koleksiyonu çıkarmak istedik. Evet. O şekilde oldu. Ve tabii benim var, bir telefonum var. Hemen şurada minicik bir çerçevenin içinde de benim yıllar önce çektirmiş olduğum bir resmim var. Eyfel Kulesi var, bir ruj var. Kraliçeler var, güller var, şahane ayakkabılar var. Bir de çanta var ki çanta çok şık bir çanta. Chanel'in bir çantası çok galiba. Hepimiz bayılıyoruz. Yani bununla konuşmak, telefonu almak insanı neşelendirir de zannediyorum değil mi? Kederli bir anda bile ne kadar harika, neşeli bir düzenleme yapmışsınız. Temennimiz o şekilde zaten. Genelde müşterilerimizi ürüne teslim ederken telefon kaplarını alınca inşallah en güzel haberleri duyarsınız diyoruz. Sizin için de aynı şekilde. Evet, evet. Genç kızların da çok severek kullanacağı şeyler. Mesela orada A harfini görüyorum. Evet, yoksa evet, uzaktan A doğru harfi mu? Evet. A harfi, harfi aşkı benim, da temsil edebilir. Kesinlikle. Belki. Bir başlangıcı da temsil edebilir.
Ana mesleğiniz ne sizin? Şöyle bahsedeyim size Gülgün Hanım. İlginç bir hikayesi var aslında. Ben tamamen kendimi özel sektöre yönelik eğitime programlamıştım. Ben işletme ve uluslararası ticaret finansman mezunuyum. İki bölüm okudum. Özel sektörde kendime iyi bir yer bulmak istedim. Eğitimim sırasında son sene kendimin telefon kaplarına ilgimden dolayı bir telefon kabı üretiminde bulundum. Daha sonra arkadaşlarım tarafından çok beğenilince üretime başladım. Bu şekilde yavaş yavaş yayılmaya başladık. Peki üzerindeki bu minicik objeleri, bunları, süsleri, hı hı, hepsini nereden buluyorsunuz? Mesela bir Eyfel Kulesi, evet, Paris'ten, güller, küçücük çantacıklar, evet, ayakkabıcılar. Evet. Bütünleri nereden buluyorsunuz? %50'sini ben üretiyorum. O şekilde nasıl söyleyeyim size. Nasıl üretiyorsunuz? Evet. Neleri, evet, üretiyorsunuz? Mesela üzerindeki ayakkabıyı biz ürettik. Ha, siz yaptınız. Evet. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Plastikten. Kesinlikle, evet. Onları özel bir şekilde birlikte çalıştığımız kişilerle birlikte üretiyoruz. Öyle söyleyeyim size. Üretiyorsunuz. Evet. Bunun dışında mesela Eyfel Kulesi'nde mi siz yaptınız? Onu yurt dışında özel ediyoruz. Resim çerçevesi? Yine aynı şekilde ithal. Bir çoğu parçalı ithal, evet. Ama o ayakkabıları çok güzel yapmışsınız. Evet. Hatta onları daha büyük formlarda. Evet, bunlar da yine bizim üretimimiz. O şekilde sayın size. Aynalar. Evet. Aynı zamanda ayna değil mi, evet, bu? Şöyle küpeme bakayım. Bakın bu bileklikler var. Ha, onlar da sizin, evet, üretiminiz. Evet, bunlar bizim üretimimiz. Bunları biz üretiyoruz, ipleri örüyoruz. Öyle, evet, mi? Siz bütün gün bunlarla ilgilisiniz, evet, o halde. Evet. Ama çok hoş bir uğraş. Küpem de çok hoşuma gitti. İşte aynı zamanda hem takı hem... Aynen. Evet. Ne kadar güzel. Çok teşekkürler. Sevgili Ece Gümüş, böyle büyük takılar moda konuştuk. Bunların üretimi de çok zor olsa gerek. Siz mi yapıyorsunuz hepsini tek tek? Mesela şu küpe. Evet Gülgün Hanım. Onun çizimini biz yapıyoruz. Üretimini de birlikte çalıştığımız bakayım insanlarla birlikte yapıyoruz. Evet. Hep birlikte yapıyorsunuz. İşte küçücük figürler, ayakkabılar vesaire hepsi son derece çarpıcı motifler. Evet, mesela buradaki ayakkabı gibi yine. Hepsini siz yapıyorsunuz. Evet. Yani bunlar hep sizin ürününüz. Evet efendim. O bilezikler de çok güzel. Bunların çok dışında başka neler yapıyorsunuz? Bunların dışında özel sipariş, evet, mesela. Şimdi de yıldızı taktım bakayım. Evet. Nasıl duracak? G'nin... Aa, çok hoş. Kesinlikle. Bir gece bir yere giderken, gerçi artık, evet, gece gündüz kıyafetleri arasındaki, kesinlikle, fark da bitti kalmadı. Katılıyorum. Bütün bunları tasarlamak için özel bir eğitim aldınız mı, yoksa içinizden mi geliyor bütün bu renk coşkusu, güzellikler? Tamamen içimden geliyor. Benimle tanışan herkes moda mezunusun herhalde diyor ama aslında hiç alakası yok. Küçüklükten beri tüm kıyafetlerimi ben kendim değiştiririm, dikerim, biçerim. Yani içimde bastırılamayan bir tasarım duygusu var diyebilirim. Ama bu da çok güzel. Yani eğitim almadan kendi zevkinizle, evet, bunları hayata geçiriyorsunuz. Yani, evet. Mesela boynunuzdaki de çok hoş. Teşekkürler. Bu renkleri ben bir araya getirmeyi hiç düşünemem aklımda ama hepsi bir araya gelince son derece şık bir uyum ortaya çıkmış. Çok teşekkürler. Çıkmış. Ben bu şekilde kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Yani tasarımcıdan öte üretip sevdiği şeyleri yapan, paylaşan bir insan olarak görebilirsiniz beni. Çok güzel. Çok teşekkürler. Geleceğe dönük planlarınız neler? Yani siz şimdi bunları internet üzerinden, evet, satıyorsunuz, evet, değil bir mi? Bir de mağazamız var Gülgün Hanım. Ben bu şekilde internet siteleri ve butiklerle çalışmaya başladım Sinko ürünlerimizle. Bu sırada da Türkiye'de faaliyette bulunan Türk tasarımcılarla tanıştım. Ve İzmir'de de onların ürünlerini sattığımız bir butiğimiz oldu. Aa, çok hem güzel. Kendi ürünlerimi hem de onların ürünlerini sergilediğimiz bir butiğimiz var. Sadece takı mı sergiliyorsunuz? Kıyafetler de var. Kıyafetler, evet, de var. Tasarımları size mi ait kıyafetlerin? Tasarımcı arkadaşlarıma ait. Ben hiç kıyafete girmedim. Evet. Benim sadece aksesuarlarım var ama aksesuar, kıyafet, şapka, çanta, ayakkabı tasarımları, ha, 25 tasarımcının ürünleri var. Birlikte çalışıyoruz onlarla. Gelecekte de inşallah team'imizi büyütmek, başka şehirlerde açmak benim hayalim. Hayaliniz. Evet. Tabii bence bu renk coşkusu, bu neşe... İzmir'le sınırlı kalmamalı. İnşallah. Yani Türkiye'nin her bir köşesinde bunlara rahatlıkla ulaşılabilmeli. Diyelim ki Ankara'dan, internet sitesinden
sizin bu tasarımlarınızı beğenenler oldu. Onlara kolayca gönderebiliyor musunuz? Evet Gülgün Hanım, kolayca kargo yapabiliyoruz. Hatta ilginçtir ki Van'dan, Gaziantep'ten çok müşterimiz var. Allah Allah. Onlara ulaşabilmek çok güzel bir şey bizim çok için. Çok keyifli, evet, tabii. Son derece hoş. Evet. Ve bütün bunları bir araya getirmek, bütün gününüz bunlarla geçiyor, evet, herhalde. Evet. Bu bütün tasarımlar size ait. Yani evet, sizin dışınızda hiç kimse yok. Siz herhalde rüyalarınızda bile tasarım görüyorsunuzdur. Kesinlikle Gülgün Hanımcığım. Ben bile bu kadar büyüyeceğini düşünememiştim en başında paylaştığım anda. Birçok ünlü isimle çalışma fırsatımız oldu. Ne güzel. Evet. Onlarla mesela Demet Akalın, Buse Terim, Nuri Halitaş gibi isimlerle birlikte çalıştık. Yani benim elimden çıkan ürünlerin onların üzerlerinde görmek, sizin üzerinizde, sizin kulağınızda görmek benim için çok büyük bir mutluluk. Evet ama ne kadar iyi. Çünkü sanatçıların özellikle biraz daha albenisi yüksek takılarla toplum, evet, içinde olmaları gerekiyor. Biraz şaşırtmaları gerekiyor tabii. O açıdan hepsi son derece şık. Birinin benzeri yok herhalde sizde. Kesinlikle, değil mi? Evet. Butik bir üründen, çalışıyorsunuz. Aynen o şekilde Gülgün Hanımcığım. Bir üründen en fazla iki tane ya da üç tane çalışıyoruz. Ama bu küpelerden çok yapmalısınız. O küpelerden bence var. Çünkü herkeste, evet, olmalı. Çok hoş. Çeşitli renklerde mutlaka takılabilmeli. Değişik ebatta üretiyor musunuz yoksa tek ebat mı şimdilik? Tamamen kişiye özel, mesela bu A harfini biraz daha küçük istiyoruz diyorsa daha küçüğünü yine çalışıyoruz. Sadece takılar var, yani bilezikler var. Onları da siz örüyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Çıkartmanız kolay tabii mı? Ki, tabii ki kolay. Bu muazzam bir yetenek, evet, olsa gerek. İpliklerle ördükten, evet, sonra çok ince bir örgü. Üzerine artık kendiniz arzu ettiğiniz taşları şıklıkta, evet, neşede, evet, neşeli bir hale getiriyorsunuz. Evet. Çok güzel. Bunlara talep çoktur herhalde, değil mi? Evet Gülgün Hanım. Böyle ışıl ışıl, evet, şahane. Çok teşekkürler. Çok güzel bir çalışma, güzel bir yetenek bu. Teşekkür ederim. Mesela aldığınız bir çantayı, bir giysiyi bu takılarla daha değişik kesinlikle bir forma sokabilirsiniz. Yapıyor musunuz bu çalışmalarda? Çok yapıyoruz. Özellikle de çok basit beyaz tişört ya da siyah tişörtü bu ürünlerle patlatmayı, çok düz bir elbiseyi bu ürünlerle patlatmayı çok seviyoruz. Allah, evet, Allah, o şekilde güzel dengelendiğini düşünüyorum. Çok sade bir şeyin üzerine. Evet, bunlar takıldığı zaman kıyafet bir anda bambaşka bir şekle girebilir. Evet. Ayakkabılarda niye olmasın bu çalışmalar? Evet. Yapıyor musunuz ayakkabılar için? Dümdüz bir ayakkabıyı giydirmek mesela bunlarla. Evet. Gülgün Hanım, tamamen Cinco kızlarımızla birlikte çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim size. Bizim markamız aslında Cinco de Junio ama müşterilerimiz bizim arkadaşımız oldu artık. Onlar için biz Cinco'yuz. Herkes Cinco Cinco diye okunuş, evet, yazıldığı gibi okunuşu, okuyorlar. Okunuşu Cinco. Cinco ya da Cinco diyelim, evet, o zaman. Aslında Cinco da çok sevimli olmuş. Evet, ben de tamamen Cinco diyorum artık. O da artık benim Cinco mu? Bu arada doğum günümden geliyor. Cinco de Junio 5 Haziran demek İspanyolca'da. O şekilde bir markamızın adını koyduk. Cinco kızlarımız ne isterse, ayakkabıyı süsle derse ben giderim bunun ayakkabı aparatını yaparım. Ya da Cinco kızımız kıyafetime uygun bir şey istiyorum derse kıyafetine uygun bir şey yaparım. Tamamen onlarla birlikte çalışıyoruz karşılıklı, diyebilirim. Evet. Karşılıklı anlayış içinde çalışıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben burada teşekkür bir, ederim. Büyük bir renk coşkusuyla ve benim G harfime ve bana hediye edilen bu son derece şık, ışıl ışıl kolyeye çok teşekkür ediyorum. Ben İçinizdeki teşekkür renkler ederim ve neşe hiç solmasın. Çok Cinco sağ olun. Cinco. Çok yaşasın diyorum. İnşallah. İstanbul'da da umarım bir şubeyle bizi buluşturursunuz. Çok mutlu olurum inşallah Gülgün Hanım. Çok memnun başarılar oldum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İşte böyle değerli izleyicilerimiz, anlatacak çok şey var dedik, çok şey izledik. Ve değerli izleyicilerimiz, yeniden görüşmek dileğiyle esen kalın.